Amerika'nın sesini Washington stüdyolarından iyi akşamlar. Ben Mehtap Çolak Yılmaz. Türkiye'nin İncirlik Üssü'nü IŞİD'le mücadele için kurulan uluslararası koalisyonu açmasının örgütü yok etmek için yürütülen çabalara olumlu desteğine dikkat çeken uzmanlar örgütün toprak kaybettiğini söylüyor. Öte yandan Rusya'nın savaşa dahil olması ve Amerika desteğindeki güçlerin yeni taarruzları tekrar sivilleri hedef haline getirdi. İnsan hakları eylemcileri sivillerin hem hedef haline geldikleri hem de savaşa alet edildikleri uyarısında bulunuyor. Geçen ay Amerika'nın havadan mühimmat yardımı yaptığı muhalif güçler bu silahları IŞİD'den 255 kilometre karelik alanı geri almak için kullandı. Amerika önderliğindeki koalisyonun sözcüsü Albay Steve Warren, söz konusu bölgenin El Hal kasabasının kuzeydoğusu olduğunu belirtti. Bu hafta IŞİD toprak kaybetti. Bu durum sürdükçe aynı şekilde ilerleyeceğiz. Gerekirse yöntemlerimizde değişiklik yaparız. Albay Warren, Suriye demokratik güçlerinin birkaç cepheden baskı yaparak IŞİD'den toprak kazandığını açıkladı. Grubun bir parçası olan ve mühimmatı teslim alan Suriye Arap Koalisyonu, İncirlik üstünden kalkan AC-130 ve A-10 kara taarruz uçakları tarafından destek gördü. Amerika başarısız aid donat programından sonra Suriye'de güvenilir muhaliflere destek stratejisine dönüş yapmıştı. Bu değişiklik şimdilik başarılı görünüyor. Cevabım evet. Gerçekten El Hav operasyonu programı onaylar nitelikte. Amerika 12 Ekim'de 50 ton mühimmat ve el bombasını havadan destek olarak yollamıştı. Warren son başarıdan sonra Suriye Arap Koalisyonu'na bu tür yardımların süreceğini belirtti. Nüfusunu çoğunlukla Arapların oluşturduğu El Hav birkaç yüz IŞİD militanının elindeydi. Warren, incirliğin kendileri için önemine de değindi. Uçaklar incirlikten geldiği için daha fazla sorti yapabiliyor, ikmal yapıp geri dönebiliyorlar ve görev yerinde havada daha fazla kalabiliyorlar. Biz bunların fark yarattığını gördük. Diğer taraftan Rusya'nın savaşa dahil olması ve Amerika desteğindeki güçlerin yeni taarruzları tekrar sivilleri hedef haline getirdi. İnsan hakları eylemcileri sivillerin hem hedef haline geldikleri hem de savaşa alet edildikleri uyarısında bulunuyor bazı insan hakları eylemcileri Rusya'nın Suriye ordusuna benzer bir biçimde okul ve hastaneleri hedef aldığını iddia ederken aynı zamanda insanların canlı kalkan olarak kullanıldığı haberleri geliyor. İnsan Hakları İzleme Örgütü İslam ordusuna bağlı muhaliflerin sivilleri demir kafeslere koyarak Şam'ın dışındaki Duma'ya yönelik hava saldırılarını engellemeye çalıştığını iddia etti. Sınır tanımayan doktorlar, dumanın Rus ve hükümet güçleri tarafından bombalanması üzerine 70 kişinin öldüğünü, 500 kişinin de yaralandığını bildirmişti. Bundan birkaç gün sonra İslam ordusu 500 Alevi'yi toplayarak kamyonların üzerinde kafeslere yerleştirdi. Örgüt bunun hükümetin bombardımanlarını engelleyeceğini düşünüyor. Amerika'nın sesini ismini vermek istemeyen muhalif bir komutan, Esatla savaşan muhaliflerin sivilleri sömürmekten çekinmediğini söyledi. Duma'da ve başka yerlerde siviller canlı kalkan olarak ya da başka şekillerde kullanılıyor. Buna muhalifleri destekleyen siviller de dahil. Halep kırsalında savaşan Özgür Suriye ordusu aylardır IŞİD'le mücadele ediyor. Komutan Halep'in kuzeyindeki Mara ve Telfrat köylerinde evlerine giren militanların siviller etrafta olmasına rağmen bu evlerde konuşlandığını belirtiyor. Biz de aynı şeyi yapıyoruz diyen komutan bu topyekün bir savaş diye de ekliyor. Suriye İnsan Hakları Ağı en büyük sivil kaybının hava saldırılarından kaynaklandığını belirtiyor. Rusların rejimle savaşan herkesi terörist olarak nitelendirdiğine dikkat çeken grup, 30 Eylül'de başlayan Rus hava saldırılarında 84'ü çocuk, 42'si kadın, 254 sivilin öldüğünü bildiriyor. Moskova, savaş uçaklarının sivil binaları hedef aldığını reddediyor. Savunma Bakanlığı, Batı medyasında çıkan haberlerde vurulduğu söylenen hastanelerin var olmadığını açıkladı. İnsan hakları grupları, yerel halk ve sağlık çalışanları Rusya'yı 10 Sahra Hastanesi'ni bombalamakla suçlamıştı. Tüm general Igor Koneşenkov bu iddiaları incelediklerini ve yalnızca Sarmen'de bir hastane bulunduğunu açıkladı. Amerika Merkez Bankası Başkanı Janet Yellen iki gün süren toplantıların ardından aralıkta faiz oranlarının yükseltebileceklerini ancak oranların Amerikan ekonomisine destek olacak biçimde yavaş artacağını söyledi. Amerika Merkez Bankası FED temel faiz oranlarını Amerikan ekonomisini teşvik etmek amacıyla 2008'den bu yana neredeyse sıfır seviyesinde tutuyor. Faiz oranlarının düşük olması sayesinde iş sahiplerinin kredi alması kolaylaşıyor, otomobil ya da konut kredileri almak ucuzluyor. İş piyasasının güçlenme sinyalleri vermesi ve konut fiyatlarının yükselme eğilimine girmesi nedeniyle birçok uzman Fed'in Eylül ayı toplantısında faiz artışı kararı çıkmasını bekliyordu. Ancak Fed yetkilileri Çin ekonomisindeki yavaşlamanın küresel etkilerinin ne çapta olacağını belirlemek için faiz oranlarını artırmayı ertelediklerini açıkladı. İktisatçı Greg McBride, Fed'in 2015 bitmeden faiz oranlarını yükseltmesinin hala mümkün olduğu görüşünde. Faizlerin Aralık ayında yükseltilmesi söz konusu olabilir. Fed o dönemde bir adım atar mı bekleyip göreceğiz. Aralığa kadar elimizde birçok ekonomik veri olacak. İstihdama dair iki rapor alacağız. Önümüzdeki altı hafta içerisinde elimize geçecek ekonomi verileri olumlu olursa, FED'in Aralık ayında faizleri artırması olasılığı çok yüksek. FED'in açıklamasından sonra Wall Street'te sert bir düşüş yaşandı. Greg McBride bunun beklendiğini söylüyor. Wall Street düşük faiz oranlarını sever faizlerin artabileceğine dair en ufak bir fısıldaşma bile olsa borsa bundan olumsuz yönde etkilenir ve çalkantı başlar. Wall Street'te yaşanan dalgalanma buna bağlıydı. Faizlerin yüzde çeyrek oranında artması büyük değişikliklere yol açmaz. Ancak yatırımcılar 2008'den beri kendilerine büyük kazanımlar sağlayan düşük faiz oranlarının yavaş yavaş ellerinden alınacağından kaygılanıyor. Faiz oranlarının yükseltilmesi doların değerinin de artması anlamına geliyor. Bu durum Amerika'nın ihracatta rekabet etmesini zorlaştıracak. Ancak Greg McBride, düşük fiyatlı ihracat ürünlerinin iç piyasaları canlandıracağını belirtiyor. Doların değerinin yüksek olması imalatı olumsuz yönde etkiliyor. Bu durumun verilere yansıdığını gördük kuşkusuz. Düşük ithalat fiyatlarının ülke içinde tüketici talebini artırması ise dengeleyici bir unsur olabilir. Amerika Merkez Bankası faiz oranları 2008 yılından bu yana neredeyse sıfır düzeyinde tutuyor. Fed yetkilileri toplantılar sonrasında Amerika'da işsizlik oranının düşük seviyede kalmaya devam ettiğini ancak istihdam hızının düştüğünü söyledi. FED'in amacı işsizlik oranını daha da düşürmek ve fiyatları sabitlemek. Bu nedenle işsizlik oranının %10'a çıktığı mali kriz döneminde Merkez Bankası faiz oranlarını düşürmüştü. Amaç şirketlerin yatırım yapabilmek için kredi almalarını kolaylaştırarak ve konut kredisini daha cazip hale getirerek ekonomik büyümeyi teşvik etmekti. İşsizlik oranı şu anda %5,1'e gerilemiş durumda. Yetkililer çok düşük enflasyonun fiyatların ve maaşların daha da düşmesine neden olarak deflasyona yol açmasından, talebin azalmasından ve ekonominin zarar görmesinden korkuyor. Bu nedenle ekonomik verileri yakından takip eden yetkililer ekonominin faiz oranlarında artışa dayanacak güce erişmesini bekliyor. Bazı uzmanlara göre Fed Aralık ayında faiz artışına gidebilir. Faizlerdeki artış Fed'in koyduğu hedef olan %2'lik enflasyon oranına erişmeyi sağlayabilir. Kimi iktisatçılar sıfıra yakın mevcut faiz oranının yeni bir resesyonun ekonomiye zarar vermesi durumunda Fed'in önlem almasını zorlaştıracağından kaygılı. Bazı raporlara göre Amerikan ekonomisinde büyüme yavaş seyrederken başka ülkelerde büyümenin zayıfladığı gözleniyor. Melek Çağlar, Amerika'nın Sesi, Washington. Mülteci kriziyle devam ediyoruz. Avrupa Birliği Yunanistan üzerinden gelen mültecileri üye ülkelere yerleştirmeye başladı. Ancak bazı AB ülkeleri mültecilerin Avrupa'ya yerleştirilmesine şiddetle karşı çıkıyor. Orta savaştan kaçanlar Avrupa'da yeni bir hayat kurmanın peşine düşüyor. Suriye ve Iraklı 30 mülteci Atina'dan Lüksemburg'a götürüldü. Mültecileri yolcu edenler arasında Avrupa Parlamentosu Başkanı Martin Schulz da vardı. Çocukların gülen yüzünü mutluluklarını görünce doğru olanı yaptık diye düşünüyorum. Schulz, mültecilerin yerleştirilmesi planına tüm Avrupa Birliği ülkelerinin katılması çağrısında bulundu. 160 bin mülteci farklı ülkelere yerleştiriliyor. Ancak bazı Doğu Avrupa ülkeleri buna karşı çıkıyor. Mültecilerin yerleştirilmesiyle ilgili kararları hükümetler vermeli. Neyin iyi neyin kötü olduğunu söylemek Martin Schulz'a düşmez. Çoğunluk yerleştirme planını kabul etti. Birkaç hükümet karşı çıktı. Bazıları ise son derece isteksiz bir şekilde evet demek zorunda kaldı. Very happy. Mültecilerin çoğu yerleşecekleri ülke hakkında çok az bilgiye sahip olduklarını söylüyor. Binlerce mülteci Yunan adalarına akın etmeye devam ediyor. Bir bot işletmelerinin greve girmesi nedeniyle çok sayıda mülteci Midilli Adası'ndaki limanda mahsur kaldı. Yunanistan'dan Lüksemburg'a gönderilen 30 mülteci ile birlikte toplam 116 mülteciye ulaştık. Binlerce mülteci ise yerleştirilmeyi bekliyor. Daha mülteci krizinin büyük bir kısmını çözmeye başlamadık bile. Mülteci krizinin ön saflarındaki Yunanistan'ın başbakanı Alexis ise şu uyarıyı yaptı. <laughs> Türkiye'den Avrupa'ya kara ve deniz yoluyla uzanan insanların hayatını tehlikeye atan bu kontrolsüz mülteci akınını teşvik etmemeliyiz. Mültecilerin çoğu için Avrupa'da yeni bir başlangıç yapmak amacıyla çıktıkları yolculuk giderek daha tehlikeli hale geliyor. Balkanlarda kış hızla yaklaşıyor. Yardım kuruluşları binlerce mültecinin hayatının tehlikeye gireceği uyarısında bulunuyor. Devrim Moral Amerika'nın sesi Washington ve bu krize rakamlarla bakacağız. Şimdi de yeni bir rapora göre kentlere yerleşen mültecilerin sayısı giderek artıyor. Bunun nedeni kentlerin göçmenlere kırsal alanlara oranla çok daha fazla fırsatlar sunması. Uluslararası Göç Teşkilatı'nın 2015 Dünya Göç Raporu hızlı kentleşmenin beraberinde getirdiği risk ve fırsatları değerlendiriyor. Dünya nüfusunun yarısından fazlası kentlerde yaşıyor. Şu anda 3 milyar 900 milyon olan kentsel nüfus 2050 yılına kadar 6 milyar 400 milyona çıkacak. Bu kentsel alanlarda yaşayanların sayısının tüm dünyada %70 oranında artması anlamına geliyor. Uluslararası göç teşkilatına göre bu artışın en büyük nedeni iç göç. Kentlere göç ülkelerin kendi içinde gerçekleşiyor ve yabancı ülkelerde daha iyi bir hayat arayanları kapsamıyor. Son istatistikler uluslararası göçmen sayısının 230 milyon, iç göçmen sayısının ise 740 milyon olduğunu gösteriyor. Raporun başyazarı Jun Lee'ye göre dünyada her 7 kişiden biri göç ediyor. Lee, bu göçmenlerin çoğunun kendi ülkelerindeki kentlerde yasal olarak yaşama hakkı olmadığını söylüyor. Bu göçmenlerin yasa dışı yollara başvurmak zorunda kaldığını belirten Lee, çoğunun sömürülmeye açık olduğu uyarısında bulunuyor. Göçmenlerin çoğu kara borsada yasa dışı işler yaptığı için her an korku içinde yaşıyor. Li, araştırma kapsamındaki 100 ülkenin %85'inde kentsel göçü durdurmak için bazı uygulamalar bulunduğunu söylüyor. Bazı toplumların yaşlandığına dikkati çeken Li, kentsel göçün kaçınılmaz olduğu görüşünde. Bu nedenle kent yönetimlerinin göçmenleri topluma yararlı hale getirecek politikalar geliştirmesi gerekiyor. Rapora göre uluslararası göçmenlerin yarısı aralarında Avustralya, Kanada, Amerika, bazı Avrupa ve Orta Doğu ülkelerinin de bulunduğu kentleşmiş ve zengin ülkelerde yaşıyor. Önümüzdeki 30 yıl içinde dünya nüfusunun 2,5 milyar artması bekleniyor. Ancak en büyük nüfus artışı yoksul Afrika ve Asya ülkelerindeki kent merkezlerinde olacak. Eda Dikmen, Amerika'nın Sesi, Washington. Haftanın son yayınını da böylece tamamlıyoruz. İnternet adresimiz amerikaninsesi.com Haftaya Amerika ve Dünya gündeminin öne çıkan maddeleriyle Washington'dan yine karşınızda olacağız. İyi hafta sonları.